bayağı bir yüksek konumda çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim ilçemizde bu aşağı taraf oluyor işte arkadaşlar. Şu yukarı tarafına, yukarı taraftan daha iyi bende olur. Buraya çıkınca size de bildir şekerim. Arkadaşlar hem video çekip hem kullanması biraz sıkıntılı. Yan çektiğimiz için yaptı ya. Biraz görüntüden yana da sıkıntı olabilir çünkü sürekli olaraktan sallanıyoruz yani gibi çıkıyor şeylere. Daha önceki çekim yan yaptığımız için bundan dolayı fazlasıyla sallanıyoruz. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Biliyorsun arkadaşlar meyilli yerlerde giderken biraz daha araya açık gitmeniz gerekiyor. Zaten hafiften kaymalı gidiyor aşağı doğru. Ondan dolayı yani üst üste binmesindense biraz açık gidin. Zaten arkadan kapatıyor. Yani şu şekilde arka tarafta göstereyim. Geniş gittiğim halde yani açık kalmıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuş yani 155-56 13'lü çeker diye. Bundan önce arkadaşlar 13'lü kullanıyorduk. Ha çekiyordu, sorun olmuyordu ama işte böyle sevimli yerlerde yattığı zaman ister istemez yani 13'lü ağır kalıyor traktöre. Ondan dolayı geniş yasa 11'liye döndük. Eğer ki araziniz eğimli değilse, düzgünse 13'lü de alabilirsiniz yani sorun olmaz. Sonra arkadaşlar işte bunlar cevap olsun. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum yani yorumlarda cevapları veriyorum ama tekrardan sormak isteyen ya da yorumlar okumayı bana hakkında bilgilendirmek isteyen arkadaşlar da bu şekilde bilgilendirebilirler. Mesela arkadaşlar benim ön ağırlıkta birer tane daha kendisinden fazla böyle sevimli yerlerde yani ön ağırlığın faydasını fazlasıyla görüyorum. Çünkü hem ister istemez 75-56 kısa traktör. Ondan dolayı da yani ön tarafına ekstradan ben iki tane daha ağırlık taktım. Normal kendi orijinali 6 taneydi. Ben 8'e çıkarttım. Bu ledleri soran arkadaşlar da vardı. Bunu arkadaşlar tesisatını buradan bu şekilde götürdüm. Bu da bu şekilde arkadaşlar oradan bağlanıyor. Kazaya hakkında soracağınız şeyler de arkadaşlar yani birkaç arkadaş sormuştu. Arkadaşlar geniş şase dediğimiz olay 3 şase. Diğerleri 2 şase oluyor. Bu onlara nazaran 3 biraz daha geriye doğru uzuyor. Otlu arazide veyahut da sapın fazla olduğu arazide toplama yapmıyor. Ama traktör aşırı derecede diğer kazayağına göre yani zorluk veriyor. Çünkü uzun olduğu için böylesi diyelim ki ara hatlara vesaire geldiği zaman arka birdenbire fazla battığı için otomatikmen zorlatıyor. Bir de arkadaşlar bu şekilde tapan kullanmak isteyen arkadaşlar kazayağından biraz daha geniş bıraksınlar tapanı. Biraz daha diyelim kazaya 3 metre götürüyorsa tapan 3.20 olsun ki yan taraftan ister istemez böylesi eğimli arazilerde aşağı tarafa doğru yığıma yapıyor. O yığmaları da düzeltmesi için birazcık daha geniş götürürse daha rahat oluyor. Daha güzel oluyor. Çünkü hiçbir şekilde gördüğünüz üzere yani iki kazaya arasında yığılma, birikme yapmıyor. Onu da tapan sayesinde oluyor. Sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar her zaman için
Yorumlardan yazın. Yorumlara bakıyorum. Ona göre de cevaplamaya çalışıyorum. Mesela böylesi ekipmanları kullanırken arkadaşlar piston ortaklığı kullanmakta fayda var. Her zaman için yani. Bayağı da güzel bir marka. Bu civarlarda yakın bir yerdeyseniz eğer ki yani Daren'de, Malatya'nın ilçesi Daren'de, orada Bekir Usta'dan aldım. Hiçbir şekilde de bir tarafından bir yağ kaçağıdır, bırakmadır ya da zor işe girdiği zaman herhangi bir kaçırma hiçbir şey durumu yok. Gördüğünüz üzere yani eğer ki buradan kaçak olsaydı zaten terletme yapardı. Ya da herhangi bu borularından. Hiçbir şekilde bir kaçırma yok arkadaşlar. Gayet de memnunum. 4-5 yıldır da kullanıyorum. Ekstra olarak da arkadaşlar yanarlıkları soran olmuştu. Kendi orijinali 3 taneydi arkadaşlar. Ben 4'ledim. Yani kendi emsallerine göre 55'lerden 110 kilo yanda ağırlığı var. 30'lardan 60 kilo da ön tarafta fazlalık ağırlığı var. Yani çoğu arkadaş tanıtım videosu istiyor. Tanıtım videosunda inşallah arkadaşlar işleri biraz toparlayalım. Ondan sonra tanıtım videosu çekerim. Mesela manevrasını da arttırdım arkadaşlar bu traktörün. Diğer kendi emsallerine göre manevrası bir tık daha fazla. Onun da nasıl yapıldığını gösterdim size. Ara ara arkadaşlar yine çekimleri yapar, eklemeler yapar, bir kanalda paylaşırım. Kanalıma abone olup destek olursanız arkadaşlar sevinirim. Hepinize şimdiden tekrardan iyi seyirler.